Evvel zaman içinde de bu hafta tarihteki toplumsal hayatları işleyeceğiz. Eski çağda ve orta çağda yaşanan hayatlar nasıldı? Göçebe hayat var mıydı? Toplumsal yapı bize neyi anlatıyordu? Aile kavramını masaya yatıracağız ve tabii kadınların ailedeki rolünü işleyeceğiz. Evvel zaman içinde başlıyor. Türklerde aile yapısı oldukça önemlidir. Özellikle boy ve bodun ön plana çıkıyor. Peki boy nedir? Bodun nedir? Boy ve bodun arasındaki farklar nelerdir? Hepsini tabii konuşacağız. Diğer yandan Türklerde baba figürü oldukça önemliydi. Babaların önemli görevleri arasındaysa eşini, çocuklarını korumak ve çocuklarını evlendirmek vardı. Türk milletinin tarihin en eski devirlerinden günümüze kadar devam etmesini iki önemli kuruma bağlarlar. Birincisi aile, ikincisi ordudur. Ayakta kalabilmek, savaşçılık, milletin, devletin bekası anlamında tabii ki çok önemlidir. Ama bunun yanında gerçekten toplumu ayakta tutan çekirdeği diye nitelendirebildiğimiz oguş, yani aile kavramı diğer milletlerde olmadığı kadar sağlamdır. Türk ailesi büyük aile değildir, küçük aile de değildir. Bence en önemlisi egzogamidir, yani dışarıdan evlenmedir. Mesela hala Kazak toplumunda, Kırgız toplumunda 7 nesile kadar, 7 göbeğe kadar akraba evliliği yapılmaz. Türklerde ailenin önemini gösteren bir başka delil, akraba evliliğinin olmayışının yanında bir de akrabalık ünvanlarının, adlarının çoğudur. Mesela dayı ve amca farklılığı gibi, yenge hala gibi. Batı dillerinde bunları tek kelimeyle karşılarlarken Türklerde her birinin özel adı vardır. Abla, kardeş, kız kardeş, büyük abla. Buna benzer bu akraba adlarının çoğunluğu yine aileye verilen değeri gösterir. Kazakça'da ve Kırgızca'da, yani bu bozkır hayatını son asırlara kadar sürdüren Türk kökenli topluluklarda çok daha fazla akrabalık adları hala yaşar. Bunu ben toplumun çekirdeği olarak görüyorum. İşte bu sayede bozkırlarda ortaya çıkan Türk topluluğu günümüze kadar yok olmadan gelebilmiştir. Türk milletinin bekasını sağlayan temel çekirdek bir anlamda ailedir. Ama bunu bilimsel bir şekilde ortaya koymak lazım. Tarihin erken devirlerinde, M.Ö. 3000'lerde, bozkırlarda ortaya çıkan o toplum yapısı daha sonra boya dönüşmüştür. Aile ile devlet arasında, devlet yapılanması arasındaki köprü gibidir adeta. Mesela Karluk boyu, Oğuz boyları, buna benzer çok farklı şeyler söyleyebiliriz. Boy örgütlenmesi, ki genelde aynı soydan gelenlere meydana getirdiği bir gruptur. Bu devlete giden yoldur aslında. Hukuk fikrinin doğuşudur. Yani yaylakların, otlakların, su kaynaklarının paylaşımı, yaşanacak yerler konusunda sağlanan konsensus bozkır devletini doğurmuştur. Tarih boyunca baktığımız zaman Hun, Göktürk, bir sürü hanedan, Selçuklu, Osmanlı gibi ve bunların dışındaki diğer Türk topluluklarında çok sayıda hanedan ortaya çıkmıştır ve bu hanedanlar yıkılmıştır. Ama Türk milleti vardır. Bu neyin sayesinde? Boylar sayesinde. Özünde aile, yani toplumsal dayanışmanın, insanlar birlikte hareket edebilme, birlikte yaşama duygusunun kuvvetli olmasından kaynaklanmaktadır. Mesela Kıpçak boyu bugün Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Anadolu'da, Suriye'de, dünyanın Kırım'da, Romanya'da, Macaristan'da birçok yerde vardır. Bunun sebebi özünde ailedir ama üst yapıda boy sistemidir. Boylar halinde yaşamasından kaynaklanır. Çin kaynaklarında tölengitleri olarak bizim 1500 sene önce ilk defa haberdar olduğumuz bir boy vardır. Sayısı 10.000'dir en fazla. Aradan 1300 yıl geçer, biz hala Altay Dağları'nda tölengit boyunu görürüz. Bu özünde ailenin sağlamlığını gösterir. Aynı şekilde aileyle birlikte boy yapısının da ne kadar faydalı olduğunu anlatabiliriz.
Aile olgusu, aile yapısı dünya tarihinde oldukça önemlidir. Aile yapısına baktığımızda dünya tarihinde en çok önemi veren Türk topluluğudur. Peki Türk topluluğunun aile yapısı nasıldı? Evlilikler nasıl gerçekleşirdi? Evlenme adetlerinde çok ilginçtir. Aynı Anadolu'da, Türkiye'de yaşandığı gibi, yani Türkiye'nin köylerinde tabii özellikle Anadolu halk kültüründe yaşandığı gibi bir dünürlük sistemi söz konusudur. Şöyle der kaynaklar açıkça, eğer bir genç bir kızı severse onun ailesine kendi aile büyüklerini gönderir, onları razı etmek için. Anadolu'dakine benzer bir dünürlük sisteminin o zaman olduğunu görüyoruz. Bu toylar, yani eğlenceler, toplantılar, toplumsal olaylarda genelde herkes kendi yaşıtlarına göre gruplar oluşturarak bir arada olur. Gençler de bir arada olarak bu şekilde orada hani tanışma, birbirlerini tanıma fırsatı buluyorlarmış. Evlilik öncesinde işte kim beğeniyorsa veya anlaşabiliyorsa, evlilik öncesinde flört diyebileceğimiz, tam batı anlamında flört değil ama bir tanışma olaylarının söz konusu olduğunda bize kaynaklar ayrıntılı bir şekilde anlatır. Aile için söylüyorum, zina en büyük cezadır. Zina yapan kişilerin ayaklarını işte bir dalları eğerek, gerdirerek ayaklarını bağlarlar ve onu ikiye parçalayarak çok ağır bir şekilde öldürerek cezalandırırlar. Bu çok önemlidir aile için, çünkü ailenin kurumunu korunması lazım. Genelde halkın tek eşli olduğunu biliyoruz. Hükümdarların ya da yöneticilerin birden fazla evlendiklerinden de haberdar oluyoruz. Genelleme yapmak zor ama ailenin mutluluğu ve saadetin yürümesi anlamında tek eşlilik var. Fakat Levratus diye söylenen, sosyolojide özellikle yenge ya da üvey anne ile evlenme dedikleri bir durum söz konusudur. Bu Anadolu'da da var. Özellikle dul kalan kadınların mahvolmaması, çile çekmemesi veya aile bütünlüğünün sağlanması için gerçekleştirilen bir yöntemdir ve son derece başarılıdır bir anlamda. Fakat bu durumu Çinliler çok iyi kullanmışlardır. Bir prenses gönderirler bir kağana. O öldükten sonra diğer tahta geçen kağanlarla sırasıyla evlendirirler. Yani böyle 3-4 kağanla arka arkaya evlenen Çinli prensesleri görüyoruz. Bu tabii Çinlilerin işine geliyordu bir anlamda. Çünkü Türk ailesini ya da hanedanı, kağan ailesini içeriden çökertme fırsatı da buluyorlar. Bu açıdan kadınların söz sahibi olması anlamında da bunu rahatlıkla açık bir şekilde söylemek, anlatmak mümkündür. Eğer aksi durumlar olsa zaten bozkır aileleri, eski Türk aileleri genel olarak en erken dönemlerde dağılır, Türk toplumları yok olurlar. Aile çok önemli bir birimdir, en temel birimdir diyebiliriz. Antropolojik anlamda baktığımızda çok fazla geçmişten günümüze bilgiler gelmiyor. Belgeler ışığında baktığımızda bu bilgilerin çok azına rastlayabiliyoruz. Peki ama eski çağda ve orta çağda aileler nasıl gerçekleşiyordu, nasıl birleşmeler oluyordu, kız alıp vermeler nasıldı, devlet büyükleri nasıl davranıyordu? Şimdi gelin bu soruların cevabına hep birlikte bakalım. Türklerde genel olarak aile çok önemli bir kurumdu. Türklerin çekirdeği aileye dayanır, temeli aileye dayanır. Aile yapısı sağlam olursa onun işte boy bodun gibi yapıları da ve kurmuş oldukları düzen, devlet de sağlıklı ve sağlam olabilirdi. Özellikle geniş aile tipini görüyoruz Türklerde ve Selçuklarda. Bu ne demek? Bu torunların, karı kocanın ve büyük baba, büyük annenin bir arada kalabalık bir aile şeklinde yaşamaları, özellikle burada dedeye, büyük anneye, kızların yetişmesinde büyük anneye, oğlanların, erkek çocukların yetişmesinde de dedeye büyük iş düşüyor. Baktığımız zaman Selçuklu Devleti'nin atası, Selçuklu Devleti'ni kuran Tuğrul ve Çağrı Beylerin dedesi, Selçuk Bey'in acaba Tuğrul ve Çağrı Beyleri
babaları vefat ettiği için mi bu torunlarını yetiştirdi? Yoksa eski geleneklere uygun olarak zaten Selçuk Bey'in Tuğrul ve Çağrı Beyleri yetiştirmesi gerekiyordu. O nedenle mi bu gerçekleşti? Aslında bu soruyu genellikle araştırmacılar sormamışlar. Kitaplarda yapılan araştırmalarda bunun cevabını ben göremedim. Selçuk Bey torunları olduğu için Tuğrul ve Çağrı Beyler üzerinde özellikle askeri terbiye, dini terbiye konusunda bir eğitim verdi. Onların üzerinde titizlikle durdu diye düşünüyorum. Genel olarak Türk ailesinde bayanların bugün olduğu gibi işte ev işleri dışında başka işlerle meşgul olmadıkları ya da kırsalda olduğu gibi diyelim, modern hayatımızda köyde, kasabada kadınların genelde üstlendikleri işlevler tarlada çalışmak, evde yemek yapmak, çocuklara bakmak şeklindedir. Elbette tipik Türk ailesinde hanımın, eşin, bayan eşin görevleri arasında bunlar varsa da silah kullanmayı öğrenmek, avlanmak, ava çıkmak, işte bir erkeğin yapabileceği bütün zor işleri yapabilmek gibi görevleri de bulunuyor elbette. Selçuklarda kadınların iyi silahşör olduğu zaman zaman kayıtlara yansıyor. Bunu güçlü bir çıkarım olarak da diğer alanlara teşmil edebiliriz. Özellikle saltanat ailesinde bunlarla ilgili veriler, kayıtlar çok sağlam. Bunlar üzerinden hareket ederek diğer halk tabakasında da Türkmenler arasında zaten olduğunu biliyoruz. Selçuklar döneminde Türk ailesinde kadın aynı zamanda savaşmayı da, kendini korumayı da, ailesini korumayı da ve iş hayatında da işte o günkü koşullarda kendisine yüklenen görevleri yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ortaçağ çok geniş bir kavram. Coğrafyadan coğrafyada değişebilen bir soru aslında bu. Cevabı açısından söyleyelim. Tabii biz Selçuklu üzerinden gideceğimiz için Selçuklu dünyasından biraz bahsedelim. Tabii tipik anlamda bir Türkmen ailesinden bahsediyoruz. Türkmen ailesi dediğiniz işte konar göçerdir, göçebedir. Yerleşik hayata geçtikten sonra ona göre belirgin özellikler göstermeye başlar. Ama Selçuklar ilk 961 tarihinde Cende geldikten sonra 1040'taki Dandanakan Savaşı'na kadar hayatlarına baktığımızda daha ziyade konar göçer veya göçebe olarak tabir edebileceğimiz bir yaşam biçimi gösteriyorlar. Burada nedir? Esas ailedir. Aile boya bağlıdır. Boy da buduna bağlıdır. Burada tipik anlamda bir çadırdan bahsediyoruz. O çadır içerisinde bir aileden bahsediyoruz. O ailenin belli sorumlulukları var. Ataerkil bir aileden bahsediyoruz. Babanın sorumluluğunda olan, babanın yetkisinin ağırlıkta olduğu bir aile biçiminden bahsediyoruz. Bununla birlikte Türklerde kadının sosyal hayattaki etkinliği de göz ardı edilmemeli aynı zamanda. Ama ne kadar etkin bunu bilmemiz çok da mümkün olamıyor maalesef. Tipik anlamda derslerde benim söylediğim bir şey var. Yani tipik anlamda ortaçağ ailesi yaşayış biçimi itibariyle normalde bugün bir Anadolu köylüsünün yaşayışından çok farklı değil. İslam usulüne, geleneklerine tabii ki uygun. Burada dikkat çeken Bizans ve Selçuklulardaki evlilik adetleri birbirine çok benziyor. İki toplum birbirinin kültüründen
etkilenmiş. Elbette Selçuklularda, hanedanda daha ziyade siyasi amaçlı evlilikler ön planda, devletin çıkarı söz konusu olduğunda. Ama siyasi olmayan evlilikler de var. Mesela Sultan Melikşah'ın hanımı Cariye asıllı, işte Seferiye Hatun, Muhammed Tapar'ın hanımı Sercihan Hatun bu tür evliliklere örnektir. Yani sevdiğinden dolayı mutlu olmak için bir aile kurulan hanımlar da var hanedanda. Hep siyasi evlilikler değil, yani nadiren de olsa görülüyor. Şimdi evlilik mürasimleri Türk İslam geleneğine uygun şekilde yine kız isteme, nişan, nikah, mehir, çeyiz, düğün şeklinde kendini gösteriyor burada. Ama Selçuklularda Bizans'ta farklı olarak mesela kızın ve erkeğin de rızası alınıyor. Bunlara soruluyor. Kız tarafı muhakkak bir takım şeyler isteme hakkına burada sahip. Nişan bağlayıcı değil. Makul sebeplerle nişan bozulabilir. Ama Bizans toplumuna baktığımız zaman aynı dönemde orada söz ve nişan bağlayıcı. Çok ciddi bir sebep olmazsa nişanı bozan, sözü bozan taraflar büyük cezalara maruz bırakılıyorlar. Hem manevi hem maddi anlamda. Ama Selçuklularda nişan gerektiğinde hani sözden dönme anlamına geldiği için buna izin veriliyor makul sebeplerle. Mehir tabii ki yine burada karşımıza çıkıyor. Bazen kız tarafının çok ağır istekleri de oluyor. Özellikle hanedan evliliklerinde. Terken Hatun mesela kızının Bağdat Sarayı'na gelin olarak gönderileceği zaman oldukça ağır isteklerde bulunmuş. Mahmelek Hatun'un evliliği meşhurdur. Mesela Halife Muktedi'den 500 dinar süt hakkı istiyor. 500 dinar süt hakkı, 1000 dinar mehir. Çok büyük paralar. Halk arasındaki evlilikler ise tabii ki bu genelde görücü usulüyle. Daha önce birbirlerini görmeleri pek mümkün olmuyor büyük ölçüde, ama yine günümüzdeki adetler Selçuklular zamanında da devam ediyor. Bizans toplumundaki evliliklere baktığımız zaman orada da imparatorluğun istikbali, menfaati söz konusu olduğunda birçok siyasi evlilik tabii ki yapılmış. Aynı gelenekler burada görücü usulüyle yapılıyor evlilikler. 8. yüzyıldan sonra evlilik kilisede. Yani hem resmi nikah var hem dini nikah var. Selçuklu'daki nasıldı? Dini nikah tabii ki var. Çok eşlilik göze çarpıyor Selçuk Anadolu'sunda. Bizans'a baktığımız zaman tek eşlilik esas orada. O zina sayılıyor. Devlet bunu rıza göstermiyor burada. Ve resmi nikahın yanı sıra dini nikah 8. yüzyıldan sonra evlilik töreni kilisede yapılıyor sadece. Geçerli oluyor. Bu boşanmak çok kolay bir şey değil. Boşanmaya rıza göstermiyorlar. Ancak iki tarafta manastırda yaşamaya razı gelirse boşanabiliyor. Burada katı kuralları var. Selçuklularda da öyle, yani boşanma nadir görülüyor. Çok geçerli, makul sebeplerle izin veriliyor. Halk arasındaki evlilik törenleri arabulucular vasıtasıyla, profesyonel meslek bu aslında. Kadınların yaptığı, belli bir ücret karşılığında yürüttüğü profesyonel meslek, arabulucu kadınlar. Çocuğunun evlenme çağına geldiğini düşünen bir anne baba bu arabulucu hanımlara başvuruyor. Arabulucu hanım kız veya erkek işte uygun eş adaylarını buluyor. Bir anlaşma sağlanıyor. Başlık parası diyebileceğimiz miktarda para ödeniyor bu şekilde. Eski Roma geleneklerinin devam ettiğini görüyoruz. Beyazlar giyiyorlar. Yine davetiyeler basılıyor. Düğün çok önemli onlar için. Sevinç günü olarak adlandırılıyor. Bütün konuklar beyaz giymiş bir vaziyette geliyorlar. Bizdeki şu adete benziyor. Gelin alma adetimiz vardır ya. Onlarda da damat işte müzisyenler eşliğinde gelinin evine gider, alır gelini oradan kiliseye götürür. Kendi özel seremonileri var. Nikahlar kırıldıktan sonra bir gelin tacı takmak çok özel anlam ifade eder onlarda. O şekilde tören sağlanır. Ama farklı dinlerin mensupların evlenmesi kesinlikle yasak. Özellikle bir Hristiyan ve Yahudinin evlenmesini söz konusu olamaz. Cezası ölümdür bu dönemde. Evet, tek eşlik esas ama imparator olarak tahta çıkması gerektiği durumlarda eşlerini boşamalarına rıza göstermiş kilise. Mesela 3. Romanos 11. yüzyılda Zoya ile evlenip tahta çıkabilmek için eşini boşamak zorunda kalmış. Thank you.
Aile tabii her devlete göre farklılık gösteriyor. Özellikle ataerkil, anaerkil aileler olarak biz görebiliyoruz. Türkler ataerkil görünmekle birlikte mesela kadının yeri çok önemli Türklerde. Yine çocuğa çok değer veriyorlar. Ayrıntılarını tam olarak bilmesek de evlilikler hakkında bir fikrimiz var. Erken Orta Çağ döneminde evlilikler 3 aşamada gerçekleşirdi. Bu aşamalara baktığımızda isteme, nişan ve düğün karşımıza çıkıyor. Bugünküyle benzerlik gösteriyordu. Erkek nişanlandıktan sonra ayrılma lüksüne sahip değildi. Ancak kadın erkekten ayrıldığı takdirde erkeğin 300 altın isteme hakkı vardı. Evlilikte yine dünürler var, aracılar var. Aracılar birbirlerine gidip geliyorlar ve bunun neticesinde evlilik gerçekleşiyor. Kız isteme var, aldım verdim şeklinde bir karşılıklı iletişim söz konusu. Bu evlilik kararı alındıktan sonra yaşananlara baktığınızda işte başlık parası bir nevi var. Erkek tarafının, kız tarafının işte gelinin babasına at hediye ettiği. Çok önemli o dönem şartlarında bir at hediye ettiği. Geriye kalan işte kaynanaya süt hakkı olarak belli bir miktar para veya hediye verdiği. Diğer kardeşlere işte hediyeler alındı, kılık kıyafet hususunda hediyeler alındı. Bunlar belli sorumluluk, düğün olmazsa olmaz, mutlaka olması gereken bir şey. Düğünde yemekler, yemekte pişirilen şeylere baktığımızda mesela keşkeğin, o dönemden Anadolu'ya, o dönemde de etkin bir yemek olduğu ve düğünlerde, toylarda bol miktarda keşkek yapıldı ve yemeklerde dağıtıldığını biliyoruz. Et çok önemli bir unsur beslenme açısından. İşte sabah, öğlen, akşam neredeyse et yeniyor. Fakat iki öğünlü bir beslenme söz konusu Türklerde daha ziyade. İşte sabah belli bir vakte kadar işte kuşluk vakti olarak isimlendirilebileceğimiz zamanda bir kahvaltı ve akşam yemeği şeklinde planlanmış bir beslenme alışkanlığı var. Çünkü protein ağırlıklı beslendikleri için zaten iki öğün yeterli olabiliyor bu anlamda bakıldığında. Günlük hayatta tabii bunlar yerleşik olmayan hayatta. Yerleşik hayata geldiğinizde Selçuklar için yine söyleyelim. Yerleşik hayata geldiğinizde biraz yerleşmiş olduğunuz bölgenin kültürüyle de alakalı bir değişim söz konusu olabiliyor. Çünkü yerleşik hayata geldiğinizde bir kere eğitim hayatı devreye giriyor. Çocuğunuzu okula göndermeniz veya bir şehir hayatının gerektirdiği bazı şeyleri yapmanız bekleniyor sizden. Selçuklarda enteresan bir özellik var. Çok çabuk bir dönüşüm gerçekleştiriyorlar. Yani ne demiştik? Göçebe unsurlara dayanarak kurulmuş bir devlet. O göçebe unsurlara dayanılmış olarak kurulan devlet kısa sürede bir dönüşüme, yerleşik hayata geçme noktasında hızlı bir dönüşümü gerçekleştiriyor. Hatta şehirliden daha fazla şehir hayatının gereklerini yerine getirmeye başlıyor. Bakıyorsunuz işte medresesini inşa eden toplumda şehir hayatının gerektirdiği özellikleri hızlı bir şekilde kavrayan ve uygulayan bir topluluk haline geliyor. Evlilik hani şer'i hukuk ve aynı zamanda örfi hukukun aynı anda etkili olduğu bir müessese. Bu anlamda hani örfi hukuktan gelen bazı haklar var ama şer'i hukuka uygun değil. Bu hakların belirlenmesi, şer'i hukukta belirlenmesi gerekiyor ki bu anlamda Selçuklu dönemi evlilikleri İslam hukukçularını, o dönem İslam hukukçularını en fazla meşgul eden meselelerden biri haline geliyor. Hatta çok fazla bilinmez Sultan Melikşah'ın bu anlamda bir kanunname yaptırdı. İki maddesi bildiğim kadarıyla günümüze ulaşmış. Kadınların evlilik hususunda ki haklarının tespit edilerek güvence altına alınmasına yönelik bir kanunname yaptırıyor. Çünkü dengeyi sağlamak durumundasınız. Geçmişten gelen o alışkanlıklarınızdan dolayı kadının sosyal hayattaki etkinliğinin devam ettirilmesi bu anlamda sıkıntıya neden olabiliyor.
Bunu siyasetnamede bile görebiliyoruz mesela. Siyasetnamede Nizam-ı Mülk'ün işte kadınların etkinlik kazanmasına yönelik vermiş olduğu mücadeleyi bir nevi görüyorsunuz. Onların çok fazla ön plana çıkmasını istemiyor Nizam-ı Mülk. Çünkü tipik anlamda bir İranlı medrese eğitimi almış bir kişinin kadının, Türklerdeki kadının etkinliğini anlaması çok da mümkün olamıyor. Dolayısıyla onun mücadelesini veriyor. Aslında bakıldığında şunu son olarak söylemek lazım, belki özet olarak. Şer'i hukukla örfi hukuk arasında sıkışmış bir kadın ve bir evlilik hayatı var söz konusu Selçuklu döneminde. Kadın motifi, kadın figürü tarihte oldukça öneme sahiptir. Özellikle doğurganlık özelliğine sahip olduğundan ötürü ulvidir, değerlidir. Tabii dönemlere göre kadına verilen değer de farklılıklar göstermektedir. Türkler kadına çok fazla değer verirdi. Antik Yunan'da ise kadın güçsüz ve acizdi. Tarihinde kadın, özellikle eski devirlerde çok özel bir konuma sahiptir. Her şeyden önce o bir annedir. Yani gelecek nesilleri doğuran, gelecek nesilleri üreten kutsal bir varlıktır. Tanrıça anlamında Türkçe'de tek bir kelime vardır, Umay. Umay kelimesinin kökü aslında ana rahmi anlamına gelir. Yani buradan anneliğin ne kadar kutsal olduğunu düşünüyoruz. Aslında annelik bütün dünyada insanlık için kutsaldır. Ama bozkır Türk topluluklarında özellikle toplumun nesilden nesile aktarılmasını sağlayan annelerdir. Çünkü erkeklerin çoğu ya avda ya savaş tatbikatında ya da savaştadır. Kadınlar özellikle ailenin korunması ve ayakta kalması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Cengiz Han'ın annesi bir anlamda Ülüneke, yani çok yakın bir örnektir ama Göktürkler zamanında, Hunlar zamanında da buna benzer önemli kadın figürlerini görüyoruz. Hükümdarlık seviyesine yükselen kadınlar da var. Mesela Sabarlar'da Boğarık adlı bir hatun, kadın hükümdar. Kocası, eşi Belek'in yerine geçerek devleti idare etmiştir ve Sasanilerle özellikle ve Bizans'la çok başarılı savaşlar yapmıştır. Kadın komutanları var. Ama özünde Türkler kadınlarının düşman eline geçmesini en büyük zul olarak sayarlar. Niye? Düşman eline geçerse düşmanların çocuklarını doğurur. Savaşa çıkmadan önce kadınlarını uzak bölgelerde güvenlik altına alıyorlar. Yani kadınlar korunan birinci değer. Bundan başka ama mesela efsanevi metinlerle karşımıza çıkan Tomris gibi, işte Boğarık gibi, İl Bilge Hatun gibi prensesler, çok etkili kadınlar olduğunu görüyoruz yana göre. Bunlar siyasette, üst siyasete giden şeylerdir. Çinliler bunu açıkça ifade ederler ve şunu derler ki, Türklerin geleneğinde kadınlar her şeyi bilirler ve karışırlar. Göktürkler döneminde Çinli prenseslerin devlet idaresinde menfi rol oynadığını görüyoruz. Bundan dolayı. Mesela Kaan Çin imparatorunu kuşatmıştır. Eşi Çinlidir. Kaan'a yalan söyler, yanlış bilgi verir ve kuşatmanın kaldırılmasını sağlar 615 yılında. Buna rağmen kadını öldürmezler Türklerde. Yani kadını öldürmek yoktur. İhanet eden bir prensesi, yani Çinlilerle işbirliği yapan, gizli örgüt kuran prensesi öldürtmek için Kaan'a baskı yaparlar. Kaan'ı öldürmez ama Çinli ajanlar gelip kendileri öldürürler. Buna benzer olaylar da anlatılır. Kadının özel konumunu gösteren başka bir delil daha var bence. O da mirastan pay hakkı. Peki mirastan pay hakkı nasıl bölünüyordu? Evlendiği zaman kadının hissesine, o kızın hissesine düşen mallar, hayvan sürüsü olabilir bu veya diğer işte taşınabilir varlıkları, damadın taraftarı, akrabaları gelip alıp
kız tarafının gelin gideceği yere götürülmüş. Buna benzer bir gelenek Anadolu'da da vardı aslında. Buna benzer. Yani evlenme gerçekleşmeden önce kız tarafının çeyizi giderdi. Hukuk da çok önemli sayılıyormuş. Yani özel hukuk anlamında. Kızın mirastan pay hakkının olması. Hatta şöyle derdi diyor kaynak. Çok değerli atları, hayvanların en iyilerini seçerler. Kız tarafı, işte kızın kardeşleri dişlerini gıcırdasalar da, çok sertleşseler de hiçbir şey yapamadan olayı izlerlerdi diye böyle ilginç olaylar da vardı. Bu bakımdan kadının konumu çok olaylarla açıkça bellidir ama o bir yerde tanrıça gibi yürülmesi, yani kutsal değer verilmesi, toplumu gelecek nesillere aktarmak için gayret göstermesi ve kadının üzerinden yürümesi bence öne çıkan değerlerden, buna benzer. Ama mesela Türk kızlarının Bizans'a gelin geldiğini görüyoruz. Çiçek, Türkçe bir kelime, geliyor Bizans'ta moda başlatıyor. Niye? Kıyafetinin güzelliğinden ya da kendi güzelliğinden dolayı. Buna benzer şeyler de anlatıyor. Çünkü farklı geliyor tavır ve davranışları. İşte iffetine düşkünlüğü, namusuna düşkünlüğü yabancı kaynaklar tarafından anlatılıyor özellikle. Esasında burada özellikle zina yapmanın cezasının çok ağır olması da bir yerde aileyi koruduğu gibi kadın da koruyor. Toplumlara baktığımız zaman bozkır kadınların, bozkır Türk kadınlarının çok daha yetkili, etkili olduğunu görüyoruz. Mesela yabancılarla olan toplantılarda da hükümdarın yanında oturuyor. Kağan'ın yanında hatun var. Önemli bir kelime. Hunlarda da öyle. Her zaman büyük toplantılarda yer alır ve söz sahibidir. Her zaman müdahale edebiliyor. Bunlarla ilgili tarihi olaylar çoktur. Orta Çağ'da kadın birçok görev üstlenirdi. Ancak Orta Çağ Avrupa'sıyla Orta Çağ Anadolu'su arasında kadına bakış farklıydı. Selçuklularda kadını el üstünde tuttuklarını biliyoruz. Peki ama Selçuklularda kadınların devlet yönetimine bakış açısı neydi? Gelin cevabına hep birlikte bakalım. Eski Türk toplumunda ne mutluyuz ki çalışmalarımızda da bunu hemen erken bir şekilde ve çok açık bir şekilde fark edebiliyoruz. Kadına verilen önem ve değer Batı'da 19. yüzyıla kadar ortadadır. Gerçekten hiçbir değeri olmayan, biz Arapçada İrab'da mahalli yok deriz. Yani o planda içindekiler kısmında adı yok. Dolayısıyla kadına İslamiyet'ten önce Arap toplumlarının, Doğu toplumlarının da verdiği değer ortadadır veya değersizlik diyelim. Ama İslamiyet'ten önceki Türklerde olsun ve Müslümanlığı kabul ettikten sonraki ilk Müslüman Türk devletleri ve Selçuklulara, Osmanlılara kadar gelen süreçte kadın çok önemli bir noktada. Türk hükümdarının genellikle evli olduğu eşi devletin ikinci adamı gibidir. Vezir kadar etkin rol oynar. Bazen vezirden daha mühim bir konumdadır. Sultan Alparslan affettiği bir beyi bağışladığı, canını bağışladığı, devletini, toprağını, arazisini iade ettiği bir beyi kızgın bir anında sinirlenip getirin bu adamı, kellesini keseceğim der. Devlet adamları tabii ki tedirgin olurlar. Böyle bir uygulama devletin gerçekten ciddi bir karar mekanizmasına sahip olmadığı anlamına gelir. O nedenle başta vezir, Nizamülmülk olmak üzere sultanı engellemeye çalışırlar. Sultan çok sinirlenmiştir, çok kızgındır. Vezirin onu engelleme girişimlerine rağmen elindeki silahın kabzasıyla vezirin kafasına bir darbe indirir. Anladığımız kadarıyla vezirin
yüzü açılmış ya da alnı açılmış bu aldığı darbeden. Devlet adamları bakarlar ki sultanı zapt etmek mümkün değil. Ve hemen koşup Seferiye Hatun olduğunu düşündüğümüz eşini çağırırlar. Ve Sultan Alparslan'ı ancak hanımı bu aldığı karardan vazgeçirebilmiştir. Böylece affedilmiş bir devlet adamının da hayatı kurtarılmıştır. Ertesi gün sultan yatışmış bir vaziyette devlet işleriyle meşgulken vezir huzura gelir. Vezire yüzüne ne olduğunu sorar sultan. Ve vezir Nizamülmülk kapıya çarptım der. Yani gerçeği söylemez. Sultan bu yaptıklarını tam olarak hatırlamıyordur kızgınlık anında. Yani hatunların sultanlar üzerinde muazzam bir etkisi olduğunu görüyoruz. Aslında Orta Çağ bir erkekler dünyası. Hani erkek egemenliğinin veya gücün hakim olmuş olduğu bir dünya. Tabii ki bu dünya içerisinde hani kadınlar öyle veya böyle kendilerine yer bulmayı başarmışlar. Bu tabii ki farklı şekillerde oluyor. Batı'da veya bizim kendi dünyamızda, İslam dünyasında. Yine aynı şekilde İslamiyet öncesinde de hani benzer durumları görebiliyoruz. Kadın her zaman erkeğin yanında. Türk Hatun'un sürekli olarak sultanın hemen sağ yanında olduğunu, onunla beraber savaşlara katıldığını görüyoruz. Devlet idare ettiğini görüyoruz. İslami dönemle birlikte de yine kadının aslında bu rol Türk devletlerinde devam etmiş. Hani nispeten azalsa da yine benzer şekilde kadını siyaset sahnesinde görmek mümkün olabiliyor. Ve baktığımızda Selçuklu'nun hikayesinin aslında bir kadınla başladığını görüyoruz. Selçuk Bey'in Oğuz Yavgu Devleti'nde bir subaşı unvanına sahip bir bey olması. Ki bundan sonra işte orada Oğuz Yavgu'sunun eşiyle arasında olan bir anlaşmazlık ve karşılıklı bir muhalefet diyelim. Sonrasında Oğuz Yabgu'nun eşinin Yabgu'ya işte Selçuk Bey'le alakalı söylemiş olduğu aleyhine sözler, onun Cend'e gelmesini ve Cend'de Müslüman olduktan sonra da işte Selçukluların hikayesinin başlamasını sağlıyor. Bundan sonra tabii ki ilk başlarda belki bir savaş dönemi dolayısıyla çok fazla hani kadınla alakalı bir anekdota rastlamıyoruz ama akabinde Selçuk Devleti'nin kurulması ve sonrasında özellikle de işte Tuğrul Bey'in sonlarına doğru kadınlarla ilgili birçok şeyi de görmek mümkün. Devletin menfaati, bekası adına birçok fedakar kadından Orta Çağ'da bahsedebiliriz. Özellikle Selçuklulara baktığımızda fedakar denilince akla Altuncan Hatun geliyor. Peki Altuncan Hatun kimdir? Sultan Tuğrul Bey ile ne zaman evlendi? Devlet işlerindeki rolü neydi? Teba Altuncan Hatun'u seviyor muydu? Dönemden döneme değişiklik gösterebiliyor kadının sosyal hayattaki durumu veya yönetimdeki durumu. Tabii Selçuklu öncesine baktığınızda kadının etkinliği biraz daha fazla. Fakat Selçuklu ile birlikte İslam işin içerisine giriyor. Yani Selçuk'un İslam'a girişiyle birlikte artık İslam devreye giriyor. İslam'ın devreye girmesiyle birlikte kadının ön planda olduğunu çok fazla söylemek mümkün değil. Bununla birlikte Selçuklu'nun ilk dönemine bakıyorsunuz. Altuncan Hatun örneği var. Tuğrul Bey'in eşi. Aslında bakıldığında Altuncan Hatun Harizmşah İsmail'in eşi. Harizmşah İsmail Selçuklara sığınıyor. Daha sonra Harizm'in 1043 yılında Selçuklar tarafından ele geçirilmesinden sonra İsmail'in ölümüyle birlikte Altuncan Hatun'la evleniyor. Yani bir nevi levirat kabul edilebilecek bir şey bu gene. O kadar enteresandır ki Altuncan Hatun tipik anlamda bir Türk savaşçısı özelliği gösteriyor. Tam bir devlet kadını. Kocasını isyandan kurtaran, kocasının tahtını kurtaran bir
özellik gösteriyor. Şöyle ki 1058-59 yılında İbrahim İnal'ın isyanı var. Tuğrul Bey'in kardeşi İbrahim İnal'ın isyanı var. Ve İbrahim İnal Tuğrul Bey'i reyde sıkıştırmış durumda. Artık neredeyse rey düşmek üzere. Düştüğü an itibariyle Tuğrul esir edilecek, gözlerine mil çekilecek veya idam edilecek. Ondan sonra iktidarın İbrahim İnal'a geçmesi söz konusu. Altuncan Hatun ise Bağdat'ta o sırada. Bağdat'ta da enteresan bir şekilde Bağdat'ta bırakılma sebebi Bağdat'ın da Arslan Besasiri, Büvehilerin Türk emiri olan Arslan Besasiri ki Tuğrul Bey'in 1055'te Bağdat'a gitmesine sebep olan kişidir aynı zamanda. O tehlike var. Yani onun Bağdat'tan ayrılması, Vezir Amidülmülk'ün Bağdat'tan ayrılması Bağdat'ı tehlike altına düşürebilecek durumda. Ama bir taraftan da taht gidiyor. Tuğrul tehlikede. O noktada Altuncan Hatun inisiyatif kullanıyor. Türkmen beyleriyle görüşüyor. Hatta Amidülmülk Kündüri'nin, Vezir Amidülmülk Kündüri'nin kendi oğlu Anuşirvan'ı tahta çıkarma, Tuğrul Bey yerine tahta çıkarma çabaları var. Anuşirvan'la işbirliği içerisinden gidiyor. Bunu haber alan Altuncan Hatun devreye giriyor ve ikisini engelliyor bu hususta. Hatta tehdit ediyor böyle bir şey yapmamaları hususunda. Korkuyorlar vezirle Manuşirvan, Altuncan Hatun'dan korktukları için ve uzaklaşıyorlar Bağdat'tan. Altuncan Hatun da Türkmen beyleriyle iletişime geçip onların başında 3000 kişilik bir kuvvet, belki daha fazla bir kuvvetin başına geçiyor, atına binerek Tuğrul Bey'in yardımına geliyor. Ve onun gelmesiyle birlikte Tuğrul Bey daha da güçlü bir hale geliyor. Ama esas belirleyici olan bu noktada Alparslan, Yakuti ve Kavurdun Tuğrul Bey'e yardım etmiş olması. Ama bu noktada her şeyden evvel eşinin yanına gelmiş olması, az bir kuvvetle bile gelmiş olması Tuğrul Bey'e bir güç veriyor. Moral kazandırıyor. Ve Altuncan Hatun'un ondan sonraki süreçte 1060 yılında vefat ettiğini biliyoruz. Ölmeden evvel de halifenin kızıyla evlenmesini vasiyet ediyor Tuğrul Bey'e. Orada da bir sultanın önünü açma düşüncesi var. Çünkü halifenin kızıyla evlenmesi durumunda Selçuk Hanedanı'nın bir itibar kazanacağı, hem dünyada hem gelecek dünyada itibar kazanacağı düşüncesinden belki Tuğrul Bey'in aklına bu düşünceyi sokan kişi Altuncan Hatun oluyor. Bu anlamda nispeten Altuncan Hatun daha sonraki hatunlar oranla daha fazla etkinlik kazanmış. Sonraki dönemde artık devletin tipik bir merkezi devlet olduğunu görüyoruz. Ve bu tipik merkezileşme ile birlikte kadının gücünde biraz törpülenme var. Nasıl törpülenme var? Alparslan'ın eşlerine bakıyoruz. Seferi Hatun'un biraz ön plana çıktığını görüyoruz. Selçuklu Devleti'nin gidişatını aslında değiştiren kişilerden bir tanesi de Altuncan Hatun ki burada Tuğrul Bey'in kardeşini çıkarmış olduğu bir isyan sebebiyle İsfahan'da kapalı kalması ki şöyle bir olay gerçekleşiyor. Vezir ve kadının kadının oğlu var. Selçuklu tarihinin değiştirilmesi durumu söz konusu oluyor. Nitekim burada Tuğrul Bey kardeşi İbrahim Yinal'ın isyanı dolayısıyla İsfahan'da kapalı kaldığında Veziri Amidülmülk el-Kündüri, Tuğrul Bey'in eşi Altuncan Hatun'un oğlunu, ki aynı zamanda Tuğrul Bey'in de üvey oğludur Anuşirvan, onu tahta çıkarmak istiyor. Yani Tuğrul Bey aslında bir anlamda unutulmuş. Ama burada Altuncan Hatun'un oğlunun tahta çıkacak olmasına rağmen bunu kabul etmeyip vezirle oğlunu tutuklatmak istiyor. Hatta oğlunu hapsetmiş, vezir kaçmış. Ve bundan sonra da Altuncan Hatun'un eşini kurtarmak üzere beraberindeki Türkmenlerle beraber İsfahan'a gittiğini ve orada Alparslan'ın ve işte diğer Çağrı Bey'in oğullarının da yardımıyla İbrahim İnal'ın mağlup edildiğini görüyoruz. Yani aslında bakıldığında Altuncan Hatun'un bu hareketi Selçuklu tarihinin daha başında yörüngesinin değişmesini engellemiş. Altuncan Hatun'un hakikaten de hamiyetli bir hanım olması durumu söz konusu ki nitekim ölümüne yakında Tuğrul Bey'e bir vasiyeti var. Şöyle diyor, iki cihanda da eğer yüzünün ak olmasını istiyorsan benim ölümümden sonra diyor halifenin kızıyla evlen, Seyyide Hatun'la. Bizzat bunu eşine kendisinin teklif ettiğini, hatta kendisinden kalan mirasın da bu hanıma verilmesini istediğini görüyoruz ki
Tabii ki Tuğrul Bey orada yaşlı olmasına rağmen sonuçta 6. Hatun'un bu teklifi ve aynı zamanda işte orada halifelikle olan bağlantının kurulması, ki halife öyle veya böyle yüce bir soya mensup. Yani Abbasilere, dolayısıyla Hazreti Peygamber'in soyuna mensup olduğu için de hani İslam dünyasında bir önemi var. Hani siyaseten bunu görmesek de psikolojik anlamda, dini anlamda böyle bir önem söz konusu. Altuncan Hatun'un da işte eşine bunu tavsiye etmesiyle Tuğrul Bey'in de hani buna karar verdiğini ve nihayetinde biraz zor da olsa halifenin kızı Seyyidi Hatun'la evlendiğini görüyoruz. Büyük Selçuklu Sultan Tuğrul Bey'in hanımı Altuncan Hatun. Tuğrul Bey aslında bu hanımla ikinci evliliğidir. Yani bu hanımın daha doğrusu Tuğrul Bey ile yaptığı evlilik bu hanımın ikinci evliliğidir. Çok enteresandır. Bir hükümdar dul birisiyle nasıl evlenir diye düşünülebilir. Ama Tuğrul Bey'e bu hanımı o kadar çok övüyorlar ki Tuğrul Bey tanıdıktan sonra bu hanımla evleniyor ve çok da mesut, bahtiyar bir evlilik yaşıyor. Eşini kaybettiğinde de çok üzüntü duyuyor. Biliyorsunuz çok sayıda hanımı olan birisinin mutlaka herhalde hanımlarından birinin ölümüne üzüleceği düşünülemez. Tuğrul Bey bu hanımıyla evli olduğu sırada tek eşlidir. Kaynaklardaki kayıtlardan anladığımız kadarıyla Altuncan Hatun bir Süryani kaynağının ifadesine göre Sultan Tuğrul Bey'in devlet işlerini görüşürken hemen sağ yanında, hemen onun yanında oturuyor ve devlet işlerinde kocasına yardımcı oluyor. Yani doğrudan devleti yönettiği bir vezir gibi adeta kocasına yardım ettiğini görüyoruz. Yine Altuncan Hatun'un bir ordu sevk ve idaresi ile karşımıza çıktığı da kaynaklarda vakidir. Sultan Tuğrul Bey'e karşı girişilen bir isyanda, önemli bir isyanda, ana bir kardeşi İbrahim Yinal'ın isyanda Tuğrul Bey çok zor durumlarda kalır. Hatta veziri Amidülmülk bile ondan ümidi kesmiştir. Yani Tuğrul Bey'i artık kurtarmamız mümkün olmayacak gibi konuşmalar yapmıştır Hatun'a karşı. Hatun veziri dinlemeyerek, o sırada Bağdat'ta vezirle birlikte bulunuyorlardı, Tuğrul Bey'in yardımına emri altındaki Selçuklu ordusuyla koşmuştur. Bu da bize gösteriyor ki Altuncan Hatun hem kocasına sadık bir hanım, kaldı ki onun öz oğlunun tahta çıkarılması teklifine bile sıcak bakmadığını, kocasının saltanatını yine burada desteklediğini anlıyoruz. Kocasının yardımına koştuğunu, şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun can havliyle bunu gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Evvel zaman içinde de bu hafta toplumsal hayatları işledik. Selçuklularda toplumsal hayatı ve Orta Çağ, Eski Çağ'da toplumsal hayata baktık. Tabii Altuncan Hatun'u da anlamaya çalıştık. Bir başka Evvel Zaman İçinde programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.